Korolla merhabalar. Sizlere yeni Korolla'nın İstanbul'a gerçekleşen lansmanından sesleniyorum. Model bugün artık 11. nesille karşımızda. Bugüne kadar 47 yıldır 40 milyondan fazla Corolla satıldı ki bu rakam otomobil endüstrisinde bir aslında milat niteliğinde 40 milyon otomobil rakamına ulaşabilen tek marka Toyota Corolla modeliyle. Bugün test ettiğimiz 11. jenerasyon Corolla ise bu popülerliği devam ettirebilmek için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya çapında 16 farklı yerde üretiliyor ve 150 ülkede satışa sunuluyor. Yeni Corolla tasarımıyla markanın yeni nesil tasarım diline ayak uydurdu. Bunu ilk olarak GT86'da görmüştük, Yaris'te görmüştük ve en son artık test ettiğimiz model olan Auris'te gördük. İşte yeni Corolla'da daha dinamik ki Toyota bunu her söyleminde dile getiriyor. Biz artık daha dinamik olmak istiyoruz. Corolla ile de hedeflediğimiz yaş kitlesini daha aşağı çekmek istiyoruz. Bunu her defasında dile getiriyorlar ki bunu da Corolla modeliyle devam ettiriyorlar. Model tasarım anlamında Toyota'nın yeni nesil tasarım diline ayak uydurur dedik. Bununla ilgili aslında firmanın hazırladığı özel bir video var. İsterseniz gelin şimdi ona bir bakalım. Toyota nasıl bir tasarım dili kullanmış yeni Corolla'da. Şimdi bir onu görelim. Yeni Corolla yepyeni bir dış tasarıma sahip. Uzatılmış dingil mesafesi, azaltılan araç yüksekliği, net çizgileri ve dengeli orantıları yeni Corolla'ya daha sofistike ve çağdaş bir görünüm kazandırıyor. Ön görünümde iki tasarım felsefesi etkili. Keen look, keskin bakış tasarım felsefesiyle sade, ustaca ve etkileyici bir stil ve yeni Corolla'ya daha prestijli bir görünüm sağlayan, daha kişilikli bir karaktere sahip under priority, öncelikli tasarım felsefesiyle ön alt ızgara tasarımı. Ön üst ızgaranın krom çıtaları far grubu ile entegre olarak devam ediyor. Bu özellikle otomobilin genişliğini ve tasarımının şıklığını vurguluyor. Yeni Corolla'da şimdi gündüz yanan LED farlar bulunuyor. Profil olarak uzun dingil mesafesiyle birleşen kısaltılmış ön-arka tampon lastik mesafesi ve daha kaslı çamurluklar yeni Corolla'nın dinamik ve asil duruşunu vurguluyor. Arkada bagaj kapağının keskin çizgisini belirgin hale getiren krom detaylar, dikkat çekici arka stop gruplarını ortaya çıkararak daha sade ve daha prestijli bir görünüm sağlıyor. Tamamen yeni iç tasarımı, çok daha ferah ve sessiz bir kabin ortamı sağlıyor. Kabin genişliği, güçlü bir görünüme sahip olan yatay yeni ön konsol dizaynı ile vurgulanıyor. Yeni geliştirilen sürücü oturma pozisyonu teknolojisi, daha rahat bir sürüş imkanı sağlıyor. Bütün vites ve kontrol düğmeleri, kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkaracak ve sürücü dikkatinin dağılmasını en aza indirecek şekilde ergonomik olarak konumlandırıldı. Buna paralel olarak ses ve navigasyon sistemi de orta konsolda daha yüksekte yer alıyor. Yeni direksiyon simidi tasarımı, temel fonksiyonların daha kolay kullanılmasını sağlayan çok fonksiyonlu düğmelerle donatılmıştır. Yeni büyük ön gösterge alanı, görünebilirliği arttırmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Yumuşak dokunuşlu materyaller, lake siyah kaplama ve krom detaylar, açık mavi aydınlatmayla birleştiğinde yüksek kaliteli bir hava yaratıyor. Arka kabin şimdi daha geniş ve ferah. Ayrıca daha premium bir ortama sahip. Koltuklar daha fazla esneklik ve konfor sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Arka diz mesafesi 92 mm arttırılarak sınıfında lider olacak şekilde 706 mm'ye kadar genişletildi. Yeni Corolla'nın kapsamlı saklama alanlarının kapasitesi arttırıldı ve işlevselliği de geliştirildi.
Bagaj hacmi arttırılırken işlevselliği de bagaj kapağının altına yerleştirilen bir açma düğmesi, akıllı anahtarla otomatik açma ve bagaj kapağının altına monte edilen bir kol yoluyla daha kolay ve sorunsuz kapama gibi özelliklerle geliştirildi. En büyük değişimlerden birisi yeni Corolla'nın boyutlarının hissedilir düzeyde büyümüş olması. Model artık çok daha geniş, çok daha uzun selefine göre, eski nesline göre, ki bunun ilk olarak otomobili gördüğünüz andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Gerçekten bu hissi size ilk andan itibaren veriyor. Ama bir beni şaşırtan detay şu oldu. Otomobilin yüksekliği, genel yüksekliği 5 mm alçalmış. Ki bu durum otomobilin aslında artan boyutlarından dolayı çok fazla hissedilmiyor. İşte bu alçalması otomobilin genel ağırlık merkezinin düşmesine de katkı sağlamış ve bu durum otomobilin özellikle sürtünme katsayısını düşürülmesine yardımcı olmuş. Sürtünme katsayısı da düşürülebildiği için otomobilin yalıtım seviyesi selefine göre çok çok böyle hissedilir düzeyde olmasa da artık yeni Corolla'da daha iyi seviyede. 11. nesil yeni Corolla'da selefi gibi aynı motorların kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Bunlar 1.33 benzinli, 1.6 benzinli ve 1.4 dizel. 1.6 benzinli ve 1.4 dizeli otomatik olarak alabiliyorsunuz. 1.6 benzinli de CVT şanzımana yer vermiş. Bildiğiniz gibi CVT'de aslında oran olmuyor. Ama manueli seçerseniz Auris'te olduğu gibi burada da 7 ileri bir oran belirleyebiliyorsunuz. Yani aslında manuelmiş gibi ya da Tiptronic bir şanzımanmış gibi aynı mantıkta, aynı şekilde bu şanzımanı da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir detay var ama 1.6 benzinli de manuel şanzımana nazaran otomatik şanzıman, yani CVT daha ekonomik olabilmiş. Toyota mühendisleri bu şanzımanı, yani otomatik CVT 1.6 benzinli versiyonu daha ekonomik yapabilmiş. Şu an ben 1.4 dizel otomatik versiyonu test ediyorum. Şöyle söyleyebilirim, selefine göre ya da eski Auris'e göre, eski Auris'inde çünkü otomatik dizelini kullanmıştım. 6 ileri bir oranı var bu arada bu şanzımanın. Sarsıntı oranı hissedilir düzeyde azalmış. Özellikle kullanıcılar bu yönünden çok fazla şikayetçiydi. Bunun üzerine gidilmiş ve sarsıntı oranı hissedilir düzeyde azalmış. Yeni model selefine göre daha geniş ve daha uzun ki bunu hemen fark edebiliyorsunuz. Bu durum içeride abi Avensis'i kıskandıracak kadar daha geniş bir hacim doğurmuş. İçerisi özellikle dik konumlandırılmış konsol tasarımıyla Auris'i andırıyor. Direksiyon ve daha yükseğe konumlandırılan konsol üzerindeki kumandaların ergonomisi ise başarılı. Touch 2 multimedya sistemi, multimedya özellikli USB, iPod ve akıllı telefonlarla uyumlu bir sistem. Bluetooth sistemi sayesinde kablosuz olarak telefon görüşmesi ve müzik aktarımı sağlanabiliyor.